Bilgi öğrenciler merhaba. Bizlerden bu soruda görsele bakılarak seçeneklerde yapılan yorumlardan hangisinin doğru olamayacağını bulmamız isteniyor. Görseli incelediğimizde ise bir DNA molekülüne ait çizim görüyoruz. Bu çizimde pembe renk ile gösterilen yani bir numarayla gösterilen yapılar fosfatları, sarı renk ile gösterilen yani iki numarayla gösterilen yapılar dioksiriboz şekerlerini, 4, 5, 6 ve 3 numaralı yapılar ise bize organik bazları gösteriyor. Şimdi seçeneklerde verilen yorumlara baktığımızda A seçeneğinde bir numaralı yapı bütün nükleotitlerin yapısında bulunur ifadesi yer alıyor. Bir numaralı yapıya baktığımızda fosfatı görüyoruz. Biliyorsunuz ki fosfatlar bütün nükleotitlerin yapısında bulunur. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. B seçeneğine baktığımızda 5 numaralı yapı DNA'nın eşlenme sırasında sitoplazmada serbest halde bulunabilir deniyor. 5 numaralı yapı gördüğünüz gibi bir organik baz ve organik bazlar DNA eşlenme sırasında sitoplazmada serbest halde bulunabilir. Bu ifademiz de doğru. C seçeneğine baktığımızda DNA molekülünün bir zincirinde her zaman 5 nolu yapı kadar 6 nolu yapı bulunur. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şurası, bir zincirinde diyor. Bir zincirinde her zaman 5 nolu yapı kadar 6 nolu yapı bulunmak zorunda değildir. Eğer karşılıklı zincirler verilmiş olsaydı bu ifadeyi doğru diyecektik ama aynı zincirde 5 numaralı yapı 6 numaralı yapıdan daha fazla ya da daha az bulunabilir. D seçeneğine baktığımızda ise bir DNA molekülünde her zaman 3 nolu yapı ile 4 nolu yapı karşılıklı olarak eşlenir. Yukarıdaki şekle baktığımızda 3 numaralı yapının karşısında mor renkli olan yapıyı görüyoruz. Aşağı indiğimizde ise mor renkli yapının 4 numara ile ifade edildiğini görüyoruz. 3 ve 4 numaralı yapılar gördüğünüz gibi karşılıklı olarak eşlenmiş ve seçenekte de verildiği gibi 3 nolu yapı ile 4 nolu yapı sürekli karşılıklı olarak eşlenecektir. O yüzden bu ifademiz de doğrudur. Bu doğrultuda bu soru için bizden istenen doğru seçeneğin C seçeneği olduğunu buluyoruz.